Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben bir süre YouTube camiasında yokken ülkemize dev bir marka geldi biliyorsunuz ki Sephora'lara. Anastasia Beverly Hills'ten bahsediyorum. Fiyatlarının da çok çılgın olduğunu hani koleksiyonla beraber söylemek lazım. Bugün sizlerle böbrek satmaya değer mi? Hangi ürünlere değer? Bunlardan konuşuyor olacağız. İlk çıkış noktası Anastasia Beverly Hills'in kaş ürünleri işte. Sabitleyicisi, doldurucusu falan filan. Ama benim gibi bir bünye 15-20 liradan fazla veremediği için bir kaş ürününe içim acıyor şahsen. Bugün size kaş ürünüyle gelemeyeceğim ama diğer kült ürünlerin hepsinden konuşmak istiyorum. Benim kendi koleksiyonumda olan. Bu arada kaşlarıma dair sürekli microblading mi bilmem ne mi diye sorular alıyorum. Yakından göstereyim, benim kaşlarım esasında çok boşluklu. Ben 15-20 liralık kalemlerle Not Cosmetic mi kullanıyorum, Flor Marmor kullanıyorum. Onlarla boyuyorum şahsen. 200-300 liralar verebilecek durumda ve rahatlıkta değilim. Ama yaptığım diğer çılgınlıklardan şimdi birer birer konuşuyor olacağız. İsterseniz bir ilk ürünle başlayalım. Bir Beverly Hills kızıysanız sizin kutsalınız tabii ki de highlighterlar olmak zorundadır. Benim de en çok kullandığım highlighter bir şekilde bu. Yani sabah uyanıyorum, makyaj yapacak olurum. Elim nedense hiç uygun fiyatlı ürünlere gitmiyor. Hep buna gidiyor. Birazcık bundan, performansından ve ciltte bıraktığı etkiden de konuşalım. Şimdi kocaman bir highlighter paketinden bahsediyoruz. Dörtlü ürün var. Karton kutu, taşıması kolay. Şöyle göstermek gerekirse zaten internette görsellerini görmüşsünüzdür. Bunu yemişim gördüğünüz gibi. 4 değişik renk seçeneği var. Birazdan mıncıklayacağız. Highlighter konusunda nasılsınız bilmiyorum ama ben son derece tatminsiz biriyim. Yani doğal highlighter, ay böyle yumuşak ışık gibi dursun falan, hiç haz etmiyorum. Highlighter olacaksa yaldır yaldır böyle, nasıl diyeyim, uzaydan bile görülen bir highlighter olmalı. Siz de bunu arıyorsanız kesinlikle aradığınız şey bu olabilir. Zaten böyle hafif bir highlighter arıyor olsaydım, cildimin yağı zaten bir süreden sonra ne yaparsam yapayım highlight etkisi gösterdiği için hiç böyle doğal şeylere girişimim olmuyor. Ben direkt böyle metalik etkiyi seviyorum. O yüzden genelde şu Moonstone rengini kullanıyorum. Özellikle beyaz tenliyseniz böyle şampanya rengi mi derler, böyle inci rengi gibi bir şey arıyorsanız, hafif pembeye dönük bir şey arıyorsanız bu renk mükemmel. Hemen size swatchlıyorum. Bu arada yapıları da çok böyle hani toz toz değil, hafif yumuşak ama köpüksü de değil. Onu da söylemem lazım size. Şöyle elimde bir diğerlerini de swatchlarsam göstereyim. Bu daha gold olanı, bu daha pembemsi olanı. Bakalım elimizde nasıl bir etki bırakacak. Evet, maşallah. Maşallah. Şu dediğim benim bayıldığım, bitirmek üzere olduğum daha böyle ince olan rengi, bu daha gold olan rengi. Goldları ben daha çok daha sıcak ciltlere, daha böyle buğday renklilere daha çok yakıştırıyorum ama beyaz tenliyseniz bu müthiş duruyor. Bugün benim cildimde biraz daha böyle bronz bir makyaj yaptığım için açıkçası gold olan var. Aynı zamanda şunları da swatchlamam gerekirse şu bronz tonu da var. Bunu isterseniz hafif ağlık gibi, hafif bronzlaştırıcı gibi ya da böyle göz kapağınızın üstünde de uygulayabilirsiniz. Hemen bunu da mıncıklıyorum. Uf, gerçekten kaymak gibi ya. Yani bu hissi yaşamalısınız yani. Gidin illa alın demiyorum ama gidin bir mıncıklayın Sephora'da da. Şöyle göstereyim. Evet. Bu da böyle hafif turuncumsu, bronz bir renk. Bu da bence daha çok böyle allık olabilecek bir renk gibi geliyor bana. Ara sıra yine uyguluyorum. Gördüğünüz gibi de daha pembemsi. Buralara böyle çok hafif uyguladığınızda çok tatlı durabilir diye düşünüyorum. Ben bugün şu ikisini uyguladım. Buraya highlighter yaptım. Allık olarak da, yani hafif bronzer allık arası olarak da bunu kullandım. Ve etkisini size yakından göstermek istiyorum. Evet, eğer siz de highlighter manyağıysanız buyurun bakın. Nasıl duruyor? Oldukça abartılı bir görüntü ama böyle tek parça ışıl ışıl, metalik, ıslak bir görüntüsü var. Hatta şöyle göstereyim size. Telefon ışığında da nasıl göründüğünü. Wow.
Zaten bunu kullandığınızda emin olun. Highlighter'ın ne diye kesin soru geliyor. Access Beverly Hills diyebilirsiniz. Bence bu markanın en kült ürünlerinden biri. Oldukça başarılı. Benim için de olmazsa olmaz. Bir diğer kült üründe Modern Renaissance paleti. Bence hani bir sürü Anastasia Beverly Hills palet çıkarttı. Böyle rengarenk son dönemlerde görüyorum. Bu ve Soft Glam dışında bu kadar kullanışlı renkleriyle, olabilecek kombinasyonlarıyla daha kullanışlısı bence pek yok gibi geliyor. Şöyle zaten birçok yerde de görmüşsünüzdür. Aynayla birlikte geliyor. Kolay kolay bitiremeyeceğiniz büyüklükte diyebilirim. En açık böyle göz kapağınızı nötrleyen tonlardan en koyu tonlara kadar hepsi var gördüğünüz gibi. Böyle sıcak tonlarda bronz makyaj severim, yaza uydurmak isterim derseniz böyle bronz olabilecek, yani bronz makyaja gidebilecek, özellikle kriz bölgesinde kullanabileceğiniz renkler var. Böyle göz pınarında kullanabileceğiniz hafif böyle pembeye dönük, golda dönük renkler var. Daha ben böyle kışın daha bordolara, elim kahvelere gidiyor derseniz pembeler, bordolar var. Yani bu paletle bir sürü şey yapabilirsiniz. Benim yine sabah kalktığımda makyaj yapıyorsam eğer elim sadece bu palete gidiyor. Çok kullanışlı renk anlamında ve performans anlamında da oldukça iyi. Hemen ondan da konuşalım. Bu paletin içinden şöyle bir fırça çıkıyor. Kendi fırçası. Şu birazcık daha böyle bazı renklere o kadar pigmentli ki bu arada. Tozlayacak bir fırçayla alırsanız çok dökülme yapabilir. Zaten palete gelen en büyük eleştirilerden bir tanesi de bu. Evet, çok pigmentli. Hemen göstereyim mi? Çok kremsi bir yapısı var. Yumuşacık böyle. Alırken o hissediliyor. Gün boyu pigment ve renk cildinize, gerçekten gözünüzde kalıyor. Benim gibi yağlı göz kapakları bile bu anlamda kesin tatmin olacaktır diye düşünüyorum. Bahsettiğim gibi şu makyajı yaparken aşağılara düşme problemi oluyor. Ama onu şöyle bir süpürmeniz gerekebiliyor. Kombinasyonlar zaten bence çok belli, çok doğal tonlarla bununla gelin makyajı bile yapılır. Günlük makyajda yapılır. Hatta geceye de çıkarsınız diye düşünüyorum. Ben bugün hatta makyajımı bunlarla yaptım. Size de yakından göstereyim. Evet, gözlerimde hafif böyle gold rengi var buralarda. Şu kısımda biraz turunculara gittim. Sıcaklık katmak istedim. Bu kısımda da böyle kahveler kullandım. Hafif eyeliner ve bol maskarayla aşağıya da hafiften geçerek bitirdim makyajımı. Sıcak bir makyaj oldu. Hani bir yere gidiyorsanız, bence çok günlük bir makyaj olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama bir yere gidiyorsanız eğer çekici bir görüntüye kavuşmak istiyorsanız bence bu renkler sizi istediğiniz görüntüye kavuşturabilir gibi geliyor bana. Fiyatlandırmadan da bu arada konuşmak gerekirse, Türkiye'deki fiyatları Sephora'da benim gördüğüm kadarıyla tabii ki uçuk. Ama 400 küsürdü galiba. Instagram hesaplarında çok böyle yaygın olarak bu paleti görüyorum. Yani oldukça erişilebilir o anlamda. Ekonomik boyutu halledebiliyorsanız. Ben işte çok ürün kullanmayı sevmiyorum. Bir tane kült paletim olsun. Ben hep onu kullanayım. Diğer şeylere başka başka para vermek istemiyorum diyorsanız bu palet o palet olabilir diye düşünüyorum. Gelelim likit mat rujlarına. Bu da bayağı ses getiren bir ürün olmuştu. Likit matları böyle en ciddi renk seleksiyonuyla ortaya süren markalardan bir tanesi. Yine Anastasia Beverly Hills oldu. Bendeki stripped rengi bu arada. Benim dudağımda olan, şimdi burada çok açık görünüyor olabilir. Size yakından göstereyim. Evet, oldukça açık görünüyor ama likit matların klasik özelliği kuruduktan sonra birazcık daha koyu görünebiliyor. Yakından göstereyim, siz de rengi belki seversiniz. Evet, renk böyle. Hafif şeftalilik de var. Ben gerçi iç kısma da şey sürdüğüm için böyle, ama hafif şeftalilik de var, kahveye dönüklük de var. Renk olarak da birçok makyaja yine uyabileceğini düşündüğüm için aldığım bir rujdu. Bu fiyata değer mi? İlk başlarda bu kadar çok hani ülkemizde de erişebileceğimiz likit mat yokken
ben değer gibi düşünüyordum ama şu an bunun hani muadilleri, farklı renkleri birazcık daha farklı tonlarıyla bulunabilir diye düşünüyorum. Performansı şöyle, dudakları kurutuyor mu? Evet, kurutuyor. Birçok likit mat gibi. Ama bundan çok daha iyi, daha az kurutan formülasyonları önceki videolarımda da söylemiştim, paylaşmıştım sizlerle. Kalıcılık anlamındaysa oldukça kalıcı. Zaten hani kiss proof diye geçiyor. Öyle hemen bir şey yediğinizde, atıştırdığınızda kolay kolay dudağınızdan silinip gitmiyor. Başka da söyleyebileceğim, çok üstün şöyle de bir yönü var diyebileceğim bir ürün değil. Kesinlikle yeri doldurulabilir diye düşünüyorum. Markanın bir diğer göz önünde olan ürünü de bu Contour City'yi. Yine böyle bir lüks paketlemesi var, metal. Rengine bakalım, hemen size göstereyim. Ürünün ne kadar geldiğine şöyle göstereyim. Ben tabii ki bayağı bir kullandım. Bayağı uzun süre gidecek ve rengi, özellikle beyaz tenliyseniz, kontür yaparken o turuncumsu tondan sıkılıyorsanız, cildinize tupturuncu bir şey varmış gibi görünüyorsa, eğer o görüntüyü sevmiyorsanız, soğuk ton arıyorsanız kesinlikle bu çok başarılı. Hemen şöyle cildimde de var ama o kadar çok hani kaynaştırdığım için, blend ettiğim için anlamak birazcık güç. Şöyle denersek anlayacaksınız. Son derece soğuk tonlu, yumuşacık, böyle göstereyim hatta. Kayıyor adeta. Oldukça pigmentasyonu yüksek. Dağıtması kolay aynı zamanda. Ve kalıcılığı yüksek. Nasıl bir fırçayla, evet gördüğünüz gibi bayağı güzel dağılıyor. Nasıl bir fırçayla uyguluyorsun derseniz de şöyle bir fırçayla dağıtıyorum. Gün boyu bende kalıyor. Çok iyi dağıtmak gerekiyor. Çünkü olduğu gibi bırakırsanız hani rengi çamur gibi olabiliyor. Ama özellikle kış aylarında beyaz tenler için kurtarıcı olabilecek bir ürün. Fiyatı ben aldığım zaman da Instagram hesaplarından almıştım. Herhalde bir 170-200 bandındaydı. Şu an Sephora'ya vergilerle vesaire daha fazla fiyata gelmiştir diye düşünüyorum. Bu markadan sonrasında işte Maybelline'de bile çok böyle beyaz tenlerin kullanabileceği turunculuk olmayan kontür renkleri çıktı. İlk zamanlarda benim için renk anlamında ve performans anlamında olmazsa olmazdı. Ama şu an yerine bir şeyler koyulabilir diye düşünüyorum. Ama işte böyle bir lüks seviyorsanız, kaliteli bir şey kullanayım diyorsanız buna yine bakabilirsiniz. En son ürüne geldik. Bu da bir lip gloss. Bana hediye olarak gelmişti. Çılgın bir renk. Yapış yapış değil. Birazdan sürüp göstereceğim zaten. Pigmentasyonu çok yoğun. Böyle ben buradayım diye bağırıyor. Nasıl duruyor derseniz, bu kadar iddialı bir renk. Açıkçası kullanması kolay değil. Hani bahar aylarında daha belki daha rahat kullanılabilir şu dönemlerde. Ama şu... Ay! Evet, üstüme bulaştırmadım. Umarım, çünkü o kadar pigmentli ki. Böyle şeyler oluyor. Minik minik kazalar. Korktum açıkçası böyle kıyafetim batırır diye. Şöyle göstereyim size. Evet, wow. Gördüğünüz gibi. Ben buradayım rengi. Hemen bunu dudağımda da göstereyim. Merak ediyorsanız. Böyle transparan falan değil. Bayağı neyse rengini veriyor. Bir sürelim. Bakalım nasıl olacak. Kötü olursa da söyleyin yani. Bu renk benlik değilse de yapacak bir şey yok. Uygun bir makyajda kesinlikle gideri vardır diye düşünüyorum. Deneyelim bakalım. Çok güzel bir kokusu var. Size anlatamam. Sürüp geldim, bitirdim şöyle bir. Böyle bir parlaklık yok. Acayip. Yani bilmiyorum bunu nasıl bir makyajla kullanabiliriz. Sanırım çok daha sade bir makyaj olması gerekiyor bunu ama wow. Kırmızı gibi değil. Böyle hafif nar çiçeği gibi ve o kadar yaldır yaldır parlak ki kamerada böyle görünüyorsa, siz bir de canlıda görseniz nasıl olur bilmiyorum. Uzaktan baktığımda makyajla bir alakası yok ama bakıyorum. Çok yapış yapış da değil. Ben buradayım diyen, diğer renklerinin daha doğal durabileceğini düşündüğüm
başka bir gloss. Yine bunun fiyatlandırması diğer mat rujla benzerdir diye düşünüyorum. Günlük kullanım için daha farklı renklere bakılabilir tabii ki. Bu da benim asla böyle elimden düşmüyor dediğim bir şey değil. Çok daha uygun fiyatlıları, muadilleri de bulunabilir. Zaten sanıyorum bu rengi ya da bu koleksiyon hani Türkiye'ye geldi mi? Ondan da çok emin değilim. Ben bunları dediğim gibi hediye olarak aldıklarım da vardı. Ama yurt dışındaki hesaplardan da edinmiştim zaten. Buraya gelmemiş olabilir. Kapanışı bu rujla yapacağım. Biraz garip oldu ama siz beni artık maruz görün. Bendeki ürünler bu kadardı. Böbrek satmaya değecek bence. İki ürün, şu ikisidir. Oldukça başarılılar. Seçim sizin. Şöyle bir gidebilirsiniz, mıncıklayabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bu arada bu cuma sanıyorum Anastasia Beverly Hills'in kurucusu Türkiye'ye gelecek. Sonunda biri bizi ciddiye alıp ülkemize geldi. Bakalım neler olacak. Bir izdiham falan böyle küçük çaplı ben bir şeyler bekliyorum. Beraber izleriz. Instagram'dan da belki ben de giderim. Ne olur şöyle bir görmüş oluruz hep beraber. Bu arada beni Instagram'dan da takip ediyorsunuzdur umarım. Buradan da destekliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Abone olabilirsiniz kanalıma. Hoşunuza gittiyse bu söylediklerim, yaptığım şeyler. Diğer videolarıma bakabilirsiniz. Zilleri açabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Yorumda yazabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Ben şimdilik kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.